Sevgili izleyenler, Suriyeliler gitmeli mi yoksa biraz daha ülkemizde kalmalı mı sorusunu vatandaşlarımıza yönelteceğiz. Cevapları ben de çok merak ediyorum sizler gibi. Söz Milleti programı burada başlıyor. Vatandaşlarımızın cevaplarına geçelim. Bakalım cevaplar ne şekilde olacak? Gitmeli tabii. Neden gitmeli? Neden ne bileyim yani. Yani bu bizimkiler işsiz kalıyor onların yüzünden. Onlar da ne oldukları zaten belli değil yani. Bence yani onlar çingene ve teröristten başka bir şey değildi. Ama bütün Suriyelileri bunun içine koymak ne kadar doğru? Bence hepsi de doğrudur yani. Fazlası onlar yani. İyi ama bu iftiraya girmez mi? Girmez. Onlar doğru insan olsalaydı burada işleri olmazdı. Peki Ali amcam, çok sağ olun. Diğer vatandaşlarımıza tamam. Devam edelim. Suriyeliler gitmeli mi? Vatanları temizlenince evet gitmeli ama temiz değilse onlara da günah, onlar da can. Onlar da can ama şunu da söylüyorlar. Bizim askerimiz orada Suriye'de savaşıyor. Evet, onlar evet, burada. Orası çok doğru. Orası çok doğru. Vatanları, bizim atalarımız vatanını terk edip kaçmamış harp zamanında. Onların da kaçmaması gerekirdi. Onun için, ama o Suriyeliler için vatanları temizlenince gitsinler. Gitsinler diyorsunuz. Tabii. Pekala, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Biz kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunmuş insanlarız. Onlar da bırakıp buraya rahat bir yaşantıya geldi. İnsanlarımızın çoğu şu an mağdur durumda. Dediğim... Ne mağduriyetleri var şu anda insanlarımız? Şu an mı? Halkımızın içine girdiler. Çoğusu çocuklarımıza zarar veriyorlar. İnsanlarımıza zarar veriyorlar. Hırsızlık çoklaştı. Açlık oranı bile arttı diyebilirim yani Türkiye'de onların yüzünden. Onlar gelip her şeyleri dört dörtlük yapılıyor. Türkiye'de çok mağdur insanlarımız var yani. Öyle insanlarımız var. Şu anda bazı kesintiler bile emeklimize, yaşlılarımıza bile vurdu yani. Demek istediğim bu. Peki sizce Suriyeliler gitmeli mi? Bence gitmeli. Evet. Neden gitmeli? Neden? Çünkü bizim öncelik bizim halkımızda olmalı. Bizim o kadar çok fakirimiz, fukaramız var ki. Ben de öyle bakıyorum. Ama bu benim şahsi fikrim. Yani, ama gitsinler memleketleri için savaşsınlar. Burada sahillerde gezip tozuyorlar. Her senede bir çocuk doğuruyorlar. Bu nasıl şeydir? Biz niye savaştık bu memleketi almak için? Bizim dedelerimiz, atalarımız ne eziyetlerle aldılar? Onlar da kurtarsın memleketlerini diye düşünüyorum. Gönderilmeli diyorsun. Bence gönderilmeli. Pekala, çok teşekkür ederim. Rica ederim, size kolay gelsin. Efendim? Suriyeliler gitmeli mi? Suriyeliler gitmek durumunda olanlar gitmeli. Orada yerleri, imkanları olanlar, güvenli bölge şimdi şey oldu, onlar gitmeli ama... Öbürleri fuzuli burada bir anlamı yok kalmanın yani. Yerleri geri alındıysa, hazırsa gitmeliler. Gitmeli diyorsunuz. Çok teşekkürler. Sizce? Ya gitmeli. Savaş bitti artık. Herkes memleketine gitsin. Ama savaş bitti mi yoksa orada hala terör örgütleri faal halinde mi? Ya faal oldu, gitsin toprağını korusun. Niye Türk askeri orada savaşıyor? Türk askeri neden Suriye'de? Onu onlara soracaksın sen. Baştakilere soracaksın neden oldu. Sizce neden Türk askeri Suriye'de? Bizce Türk askeri bizim kendi güvenliğimizi başta sağlamak için, ikincisi burada olan Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini sağlamak için ve güvenli bir bölge, ülkemizin her türlü tehlikelere karşı korunması için bizim orada olmamız gerekir. Buradan kaçacaksan orada toprağını koruyacaksın onlar. Ondan sonra gidecekler oraya. Türk askeri Suriye'nin toprağını mı koruyor sadece yoksa kendi toprağını da mı koruyor? Kendi toprağını da koruyor. Suriye'yi de koruyor. Yani Türk askerinin orada bulunması yanlış mı? Ya doğru. Yanlış olmaz. Hiç olmazsa kendini emniyete alıyor. Türkiye'yi. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Diğer vatandaşlarımızla devam edelim. Neden gitmeli? Türkiye'miz çok kalabalık. Çok kalabalık bizim insanımız. Daha tartmıyor. Gitsinler. Çekmiyor yani. Çekmiyor. Çekmiyor. Türkiye kaldı. Savaş var. Suriyeliler biraz daha burada ama kalsın. Ama güvenli yani. Bölge, güvenli bölge onun için yapılıyor ya. Güvenli bölge onun için yapılıyor yani. Güvenli bölge yapıldığında oraya gitmeliler. Evet. En azından yani Türkiye biraz daha ferahlar. Nefes alır yani. Sizce gitmeli mi Suriyeliler? Ben de gitmeli diye düşünüyorum gerçekten. Bizim de fakirlerimiz var bir sürü mesela. Evet. Hani sahip çıksak onlara da daha iyi sahip çıkarız. Evet. Onun için yani. Evet. Herkes yerinde rahat eder yavrum. Tamam, Türkiye'miz çok rahat, çok güzel de. Onun için tabii. Öyle olmalı diye düşünüyorum.
Pekala, çok teşekkür ederiz. Size de sormak istiyorum. Suriyeliler gitmeli mi? Gitmez. Tabii gitse yolu. Çünkü burada çok şeysizlik oldu yani. İşçileri çıkarıyorlar, onları alıyorlar. Türk milleti mağdur oluyor. O konuda yoksa bir din kardeşi olarak kalmaları iyi bir şey. Kucak atmamız iyi bir şey. Ama buradaki vatandaş işsiz kalıp da onlara iş verdikleri zaman o zaman mağdur oluyor Türkiye. Yani buradakiler şeye düşüyor yani. Pekala. Sizce Suriyeliler gitmeli mi? Bence biz en zor zamanda onlara kapılarımızı açtık. Onlara destek verdik. Bugün savaş bitmeli ve herkes evine gitmeli. Türkiye'nin ekonomisi tamamen bitti bence. Peki sizce Suriyeliler gitmeli mi? Tabii ki gitmeli ama daha da var, zamanla var yani. Tamamen orası boşalsın. Ondan sonra yavaş yavaş. Peki hemen gitmeli diyen vatandaşlar var. Olabilir, doğrudur ama ben de öyle düşünmüyorum yani. Şimdi gitseler aslında... ev yok, ocak yok, hiçbir şey yok şimdi. Nereye gidecekler? Onlara evleri, ocakları yapılacak ki ondan sonra oraya gidecekler yani. Aslında çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Yani Allah-u Teala'nın hani kişiler üzerinde sınavı vardır ama devletler ve milletler üzerinde de bir sınavı var. Biz aslında bu sınavda şu anda yaşıyoruz. Bu sınavı geçiriyoruz ve birçoğumuz gitmeli veya gitmemeli diye bir yargıda bulunuyor. Sizce gitmeli diyenlere ne denmesi gerekir? Şimdi onlar da işte herkesin düşüncesi ayrıdır gerçi ama benim düşüncem de bu şekilde, böyle de olması lazım yani. Müslüman. Tabii Müslüman ülke dediğin gibi onlara kucak açmışız. Yıllardan beri bizim memleketimizde, tamam mı? Az da olsa biraz bir katkımız var. Devletimizden, kendimizden. İşte yani biz olsak ne yapardık? Onların yerine biz kendimiz almamız lazım. Suriyeliler gitmeli mi? Hemen size soralım. Gitmeli mi? Yok. Peki size soralım, gitmeli mi Suriyeliler? Bence gitmeli, nasıl gitmeli? Şu anda mesela orada savaş var. Ben geçen gün bir tane videoyu seyrettim. YPG'lilerden birkaç tanesi. İki tane küçücük çocuğu kaldırıp yere vuruyorlar ve zevk için şöyle kameraları çekiyorlar. Bunun gibi bir sürü nicesi. Şimdi gitmeli, nasıl gitmeli? O terörün içine biz kendimizi onların yerine koyalım. Gelmişiz, Türkiye'ye sığınmışız. Allah razı olsun bizi almışlar ki zaten onlar da bizim kardeşlerimiz. Hem din olarak orası zaten Osmanlı'nın da belirli bir sınır çizildikten sonra benim amcaoğlu orada kaldı, diğer amcaoğlu burada kaldı. Hani bunun mantığını düşündüğü zaman böyle. Bir tane amcamızı ya da bir tane teyzemizi, bir tane kardeşimizi binadan bir gün çıkma diyelim, bakalım dayanabiliyorlar mı? Olur mu ya, hapis mi? Çıkamaz. Dışarı çıkma yasağı koysan bile dayanamaz, yine çıkar. Yani o insanları oraya nasıl göndereceksin? Havadan bomba geliyor, bu adam niye çatışmıyor? Bu adam niye savaşmıyor? Havadan gelen bombaya nasıl çatışacak? Nasıl savaşacak? Artık kiminle savaşıyor? Kiminle savaştığını bile bilmiyor ki. YPG'si ayrı, IŞİD'i ayrı, PKK'lısı ayrı. Efendime söyleyeyim, paralı askerleri bir sürü ayrı. Bu adam kiminle çatışacak yani? Biz burada zaten hepimiz kardeşiz. Çok güzel geçiniyoruz ve şuna da çok inanıyorum. Ben burada esnafım, bu piyasadanım. Suriyelilerin şu anda burada hakikaten, yani Suriyeliler dediğimizde ikincisi halkın gözünün önüne şu geliyor. Efendime söyleyeyim, hırsızlık yapan ya da işte sadece dilenen ya da sadece rahatsızlık veren, bu geliyor. Bu değil ki arkadaş. Adam diyor ki ben diyor orada diyor zaten krallar gibi hayatım vardı diyor benim. Ben buraya geldim, ben çok mu istiyorum ben burada yaşayayım? Hayır diyor, ben orada evim var, barkım var. Adam fabrikasını bırakmış, adam evini bırakmış, adam tarlasını bırakmış gelmiş. Adam çok mu memnun sanki gelmiş burada? Kirada oturuyor, adam kirada ev bulamıyor. Ya bunu yaşamayı çok mu istiyor? Hayır. Adam da gitmek istiyor ama o savaşın içine o şekilde gidemiyor. Ben şahsen ya, tamam ben gaziyim bu arada. Şahsen mesela gazi. 15 Temmuz. Ben şahsen şu anda kalkıp da vatanım için canımı verebilirim. Ama benim yanımda 5 tane çocuğum varken amcaoğlu sende kalsın gideyim ama canı gönülden de sana güvenebileyim. Hangimiz bugün çocuğumuzu birine emanet edebiliriz ki ya? Hadi ben gidiyorum savaşa. Öyle bir şey yok abi. Hani Allah bize bir imtihan vermiş. Biz şu anda bir imtihandayız. Bu imtihanı... Rahatsız olanlar şimdi... Abicim adam komşusundan bile rahatsız oluyor. Kapı komşusundan bile rahatsız oluyor. Bırak Suriyeli'yi. Hani bunu... İman sahibi olmayan, kalbinde merhamet olmayan bir insana anlatamazsın, kalmalı mı, gitmeli mi dediğin zaman bile zaten ilk cevabında bellidir bu insan. Ha ona da saygı duyuyoruz. Ki şu anda siyasette dahi bir sürü TV ekranlarında kalkıp da mültecilere laf edenlerin hepsi zaten mülteci. Bir tanesinin aslını Türk bulamazsın. Nereden gelmişler acaba? Nereden gelmişler hepimiz çok iyi biliyoruz yani. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir lafı vardı. Bizimkiler çok iyidir ama işte
kitap okumadığımız için ezberimiz yok. Her şeyde varız. Konuşmada biraz eksiyiz, anlatamıyoruz. Yani örnek vereyim ya, mesela Mesut Soy ismini bilmiyorum. Bir tane var ya, geçen Atatürk'ün kitabını yazmıştı. 2000 liraya millete satmıştı falan böyle. Mesela o Yılmaz, Özdil. Yılmaz Özdil. Mesela o adam bir kere aslında bile Türk bile değil yani. Kalkıp da buradaki benim amca çocuğuma, buradaki benim Suriyeli Müslüman kardeşime gelmiş buraya. Bana gelmiş. Sana zaten bir şey yok ki. Senin derdin de. Niye satıyor Atatürk'ü? Atatürk'ü niye satıyor madem? Sen adam Başver adamlar. Efendim? Atatürk'ü seven adam Atatürk'ü satmaz. Aynen o kadar. Peki şimdi şuraya da geleceğim. Aslında bu Suriyeliler sorunu şuradan yola çıktı. İktidar bir şey yaptığı zaman muhalefet hemen karşısındaki olan cümleyi veya karşıt hareketi meydana getiriyor. İktidar bir ittifak kurdu. Hemen Millet İttifakı kuruldu ve HDP, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti birleşti. Şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Suriyelilerin gitmesini de aslında ilk başta muhalefet istedi. Şimdi şöyle bir şey var. Mecliste CHP milletvekili, internetten tıklayabilirsiniz. Herkes görüyor, herkes biliyor. İsim olarak dediğim gibi yine ismini hatırlamıyorum. Adam diyor ki Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en iyi şeyini de yapsa biz hayır diyeceğiz. Hayır diyeceğiz. Bunun ötesine bir laf var mı abi? Yok. Bunun ötesine bir laf yok. Adam diyor ki belirli bir sınır çizilsin, o sınırdan dışarı çıkılmasın. Peki şimdi Suriyeliler bir 10 yıl sonra terör sorunu oluşturacak deniliyor. Bu arada geçen yayında ben Tanrı kelimesini kullanmadım diye hatırlıyorum ama belki vatandaşımız kullanmıştır. Çünkü ben o kelimeyi kullanmıyorum. Aramışlar tam da konu geldiği zaman. Suriyeliler bir 10 yıl sonra bir terör sorunu oluşturacak diyor vatandaşlarımız. Şimdi bakıyoruz. Terör neden bitmiyor diye soruyorum size öncelikle. Yani dışarıdan gelen Suriyeliler yüzünden mi şu anda terör vardı? Veya Iraklılar yüzünden mi oldu? Öyle. Yoksa içimizdeki partiler mi destek veriyor? Bence terör şöyle bir şey. İçimizdeki siyasi partilerin destek vermediği hiçbir kapı açılmaz. Kendi ülkende siyasi partilerin, siyasi insanların, demokratların ilk önce hepsinin vatansever olması lazım bir kere. Mesela HDP şu anda teröre destek veriyor mu? Veriyor. Peki, açık açık veriyor adam zaten. Zaten söylüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bilmeyen var mı? Peki kayyumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel. Çok güzel. Ama halkın şöyle bir şey. Mesela oradaki onun yandaşlarına sorduğun zaman, mesela o milletvekili belediye başkanına oy vermiş, onu seçmiş adama dediğin zaman adam biliyor. Bildiği halde zaten istemiyor. Çünkü görüşü farklı. Çünkü desteği farklı. Adamın bir kere yani ülkeye bakış açısı farklı. Ama halkın iradesine bir darbe vurmak diyor bazı vatandaşlar. Yani ben demiyorum. Şey. Şimdi şöyle bir şey. Ben burada esnafım. Benim yanımda 7 tane personel çalışıyor. Tamam mı? Benim yanımda 7 tane personel çalışıyor. Benim oraya müdür diye tayin ettiğim, personelin başına şef diye tayin ettiğim kişi eğer ki orada hem benim ekmek tekneme, hem benim oradaki dükkanıma ve oradaki çalışan personelin her birinin bir aileye bakıyor her biri. 5 kişiden hesap etsen 35-40 kişi yapıyor. Eğer ki o bir kişi 35-40 kişiye ve benim zararıma mesul oluyorsa ben onu oradan alır başkasını koyarım oraya. Yani kayyum atarsınız. Peki bunu diyen vatandaşlara bunu demek gerekiyor aslında ama Cumhuriyet Halk Partisi şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi kayyum atandı değil mi? Kayyum atanmadan önceki haliyle kayyum atandıktan sonraki haline bir bakın ya. Neler değişmiş? Bir bakın. Mesela örneğin Tunceli'de bir önceki kayyum atandığı dönemde Tuncay Sonel sayın valimiz Muzur Gölü'nün özellikle o çevreyi çok güzel bir hale getirmiş. Çok seviyorum kendilerine de saygılarımla. Şunu soracağım şimdi, HDP teröre destek veriyor dedin. Evet. Tamam. Ama Cumhuriyet Halk Partisi fiilen aslında HDP'li bir ittifak halinde. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bence benim görüşümde, herkesin görüşüne saygı duyuyorum ama CHP, HDP, İYİ Parti aynıdır. Sadece isimler farklıdır. Değişen hiçbir şey yok. Çünkü dikkat edin, biri bir şey dediği zaman hepsi birbirine destek veriyor mu? Veriyor. Veriyor. Bugün bir şehit ailemizin ziyaretine gidilmiş mi? Gidilmemiş. Ama kusura bakma yani bir tane teröristin leşinin başına gidip de ağlayan CHP'li milletvekillerini görüyoruz. Doğru mu? Yani bunları CHP olsun, HDP olsun, İYİ Parti olsun. Bence bunları böyle HDP, MDP diye ayırmaya gerek yok. Bunların zaten bir. Tabii. Diyarbakır'da anne.
bir tane subayımızı eşinin gözü önünde şehit edenin kardeşi bizim meclisimize milletvekili diye atanıyorsa bizim hükümette de sorun var. Bugün bir tane memuru devlet dairesine alacaksın, 7 ceddini araştırıyorsun. Ne var ne yok diye memurluğa geçemiyor adam ama subayı eşinin gözü önünde şehit eden bir tane kardeşini alıp da meclise milletvekili diye adıyorsun. Doğru mu? Çok teşekkür ediyorum. Pekala. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizler neler düşünüyorsunuz? Çok güzel muhabbet etti. Tamam. Aynı düşüncedeyim. Pekala. Sizler sizce terör neden bitmiyor sizce? Nasıl? Terör neden bitmiyor? Terör neden bitmiyor değil mi? Birilerin cebi dolarsa terör bitmez. Nerede biter? Peki PKK terör örgütüne sizce destek veren partiler var mı? Hayır, öyle bir şey yok. Mesela HDP destek vermiyor mu PKK'ya? Yok. HDP hariç kardeşim hiçbir parti vermiyor. Efendim? HDP hariç hiçbir parti vermiyor. Yok, ben demiyorum, yok. HDP hariçin dışında hiçbir parti vermiyor. Mesela sırtımızı YPG'ye dayadık açıklamaları geldi HDP tarafından. Onu bilemiyorum. O doğrudur, ona inanıyorum. Yani ben. HDP teröre destek veriyor mu sizce? Tahmin etmiyorum. Peki sizce? Veriyor abi. Nasıl vermiyormuş? Bir baksınlar ülkenin bir haline. Benim vergilerimle mecliste para alacak, oturup yiyecek, 50 milyon devletten destek alacak, gidip PKK'ya orada destek verecek. Yok böyle bir şey. O dünya bitti. Artık herkes halka sırtını dayasın. PKK'ya, YPG'ye derim sen. Bir seçim var şimdi. Yani genel seçimler artık. Evet. Yani az bir süre yok ama aslında çok bir süre var. Ama baktığımız zaman genel seçimler var sadece. Yerel seçimleri geride bıraktık. Seçimler ne hale gelecek? Yani HDP barajı geçebilecek mi? Vallahi geçen de geçemeyecekti barajı. Her iki evden ikiden birisi HDP'ye oy versin. Her dört evden Cumhuriyet Halk Partisi. Destekledi mi? Destekledi. Ha. O zaman bu gelen şehitlerimizin elinde onların kanı da var. Kusura bakmasınlar kimse. Biz her ırktan yaşamaya alışkın insanlarız biz. Bizim milletinden, Kürt'ünden, Allah'ından şeyden bir kavgamız yok Allah'a şükür. Ama kavga yapanlar, ayrımcılık yapan onlar. Sen askerine sahip çıkacaksın, devletine sahip çıkacaksın, bayrağına sahip çıkacaksın, ezanına sahip çıkacaksın, milletine sahip çıkacaksın. Bizim bizden başka dostluğumuz yok. Bunu iyi anlamalar lazım. Ama maalesef gel gelelim ki durum bu değil kardeşim. İşler acısı. Allah muvaffak eylesin. Ülkemizi düşmanlarımızdan korusun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Abi, sizce terör nasıl biter? Ben konuşmayayım. Pekala. Sizce terör nasıl biter? Son bir cümle alalım. Sizce evet. Gidiyor musunuz? Söylüyor musunuz? Terör nasıl biter? Bu memlekette Kürtçe konuşamayanlara izin verdiler. Kürt'ü televizyonlar kuruldu. Hala da terör. Terörün destekçiler mecliste. Yalan mı? Mesela HDP teröre destek veriyor mu? Veriyor tabi. Vermiyor mu ya? Veriyor. Ya, alem eşkere veriyor. Sırtlarını yaslıyorlar. Böyle diyorlar ya. Sözde demokrat insanlar. Ne biçim demokratsa bu, ben de anlamıyorum ki. Yani bu ülkede bunlara her en iyi özgürlüğü veren bu iktidardır. Fazla mı özgürüz? Bunlara özgürlüğü veren bu iktidardır. Yani fazla özgür. Evet. Yok, eskiden böyle bir şey var mıydı bundan 30 sene öncesinde, 25 sene öncesinde? Yani 20 sene öncesinde. Gizli saklı konuşuyorlardı sağda solda. Yalan mı? Yani bu ülkeye bak, Suriyeliler gelip burada kendi sefalarını çekiyorlar. Bizim askerlerimiz şehit oluyor. Bizim askerlerimiz Suriyeliler burada diye mi şehit oluyor? He? Ne zararı var? Yok, işte serbest edildi. Ne güzel. Nasıl? Serbest konuşacak edildi. Kürtçe. Tamam, ne güzel serbest etti ama mecliste temsilcileri. Herkes kendi dilini konuşacak. Ona bir şey demiyoruz. Kimse ilgilendirmez ki. Abimizin dediği şu, ne güzel serbest edildi ne diyor. Ne güzel serbest edildi. Güzel edilecek. Peki sizce HDP terör örgütüne destek veriyor mu? Veriyor tabi. Veriyor. Sizce? HDP bunu inkar etmiyor ki, açıktan destek verdiğini bilmeyen de yok. Kimse de bir şey dedi yok. Kimse bir şey diyor mu? Yasa var mı? Yok. Ben teröre destek veriyorsam ben de terörüm. Niye bana bir şey demiyor? Yanlış mı konuşuyor? Hükümette de iş yok. Üçüncü belediye başkanında da iş yok. Geliyor benim dükkanımı kapatıyor. Bir kalem şeyim yok. Adam tezgahı kurmuş. Tezgahı kurmuş. Kiraya da vermiş. Devletin yerinde işgal etmiş. 1 milyar
maaş alıyor orada. Amir diyor ben karışamam. Çöplüğünün altında zabit amiri var ben karışamam. Kim karışacak buna? Direkt başkana çıkıyor. Başkana diyorsun yapacağız ha. Böyle ülke yönetilmez. Ben de AK Partiliyim. AK Parti'ye oy veren biriyim. Ama AK Parti vazife yapmıyor. Belediyeleri. Sayın Cumhurbaşkanı'na hiçbir şey demiyorum. Dört dörtlük bir adam. Cumhurbaşkanı. Belediyelerinin hiçbirinde iş yok. Hepsi rüşvetle işliyor. Ben amirine kadar çıkmışım bunları. Pekala. Teşekkürler. Vaktimiz var mı? Hemen soruyorum. Evet. Suriyeliler sizce gitmeli mi? Bu soruyu soruyoruz vatandaşlarımıza. Sizce gitmeli mi? Zaten gidecekler. Şu an gitmeli mi? Şimdi hemen. Şimdi orayı onarıyorlar. Allah nasip ederse gerisin geri gidecekler. Bir kısmı da gitti hatta. Bir kısmı da gitti. İstanbul'da ne zaman hissedilmeye başlanır? Ne gibi? Suriyelilerin gidişi. Vallahi onu bilemeyeceğim. O hükümetin işi. Gitsin abim ben. Neden gitmeli? Gitsin abim ben. Neden? Niye? Gitsinler abi. Huzurumuz kalmadı ya Türkiye'de ya. Biz Türk vatandaşı olarak. Biz sana Türk vatandaşı olarak. Ne yapıyorlar sana Suriyeliler? Abim biz ekmek bulamıyoruz. Onlar ekmek buluyor. Devlet nasıl vatandaşı. Ekmek bulamıyoruz ya? Bulamıyoruz. Ya şu sana şimdi birisi dese gel şuraya 1000 lira vereyim sana çalış gitmesin. Ya geleceğim mi? Hatta 6 yaşındayım baba. Ben anlas- 70 yaşındayım. Ben seninle büyüğüm o zaman. Ben sana desem ki gel şuraya 1000 liraya çalış. Bana şey 1000 liraya demesem gel benim yanıma çalış desem ilk defa sen yanlış konuşuyorsun öyle değil. Sen belki idare edebiliyorsun yapamayabilir. Yapamıyorum ben. Tamam ben. Ben bak, emekliyim. Bak. Bak senden. Kredim var. 700 lira maaş alıyorum. Dinle, abi ne sen ben tanıyorsun ne ben seni tanıyorum. Bu vatandaş senden daha fazla çökmüş. Demek ki bak ben de 86 yaşındayım. Ama ben de istiyorum geçsinler. Çünkü niye yapan kim? Yapan. Bir kere onu düşünmek gerek. Kim yapıyor? Devletler yapıyor. Ben yapmadım ya. Ben yapmadım ya. Bak devletler yapıyor. Ama gitsin demek var bir de gitsin demek devletler var. Devletler yapıyor. Söyledim arkadaşa. Benim ayağım tutmuyor. Benim biz bir çalışayım ben ya. Ben 66 yaşındayım. Vallahi çalışamam. Ben daha büyüğüm ya. Ben senin daha yaşlıyım. Ha, amin. Diş devletlerden iyi konuşmak gerek. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Buyurun. Bu Suriyeliler Allah'ın kulu değil mi? Bunları Allah yaratmadı mı? Dur bir dakika. Allah'ın kulu değil mi? Ha, tamam. Onları ateşin içerisinden kurtardılar. Buraya gönderdiler. Şimdi de orayı temizleyecekler Allah nasip ederse. Bunlar gerisin geri gidecek inşallah. Niye öyle oldu? Benim bildiğim bu. Niye öyle oldu ama? Buraya gel amcam. Niye böyle oldu sence? Kendi bak dinle beni bak konuşuyorsun. Birbirimize kendi kendileri içeride birbirine düşman ettiler. Birbirini kimin gücü etse onu attı. Bu kadar basit. Benim gücüm giderse buna ben bunu atarım. Ben de sana bir şey diyeyim mi? Biz birlik beraberlik olduğumuz için böyle birbirimize sıkı sarılırsak bizi kimse yıkamaz. Sen işarem yıkamaz. Yıkamaz. Bunu bilin. Hayır onu herkes bilir. Benim vatandaşım biri çıkmış değil ki ben terörüse destek vereceğim diyor. Benden buradan sesleniyorum. Ha. Sen adamsın, insansın. Bu Türkiye'nin askerine, polisine kurşun sıkanlara nasıl destek veriyorsun? Ben hazır olarak buradan sesleniyorum Eminim Meydanı'ndan. Dünyada beni duysun buradan. Ya böyle bir zihniyet olur mu ya? Sen benim askerimi öldüreceksin. Polisimi öldüreceksin. 15 yaşındaki çocuklara kurşun sıkacaksın. Ben de seni destekleyeceğim. He? Hem Elazığlı olacağım. Hem milliyetçi olacağım. Hem de seni destekleyeceğim. Allah belalarını versin. Belalarını versin. Belalarını versin. Bu kadar. Bu kadar ya. Bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin. Akıllı olalım. Akıllı. Akıllı. Akıllı olalım. Kim ne dedik ben akıllıma? Ne konuştum ben? Ben bu ülke hepimizin, hepimizin. İnsanız sözün diyorsan hemşerim, sen doğru konuşmuyorsun. Öyle gidecekler, mi? Yavaş yavaş gidecekler. Onlar Allah'ın kulüdür. Biz de Allah'ın kuluyuz ya. Kendi toprağı yaşasın. Niye o toprağından atıyorlar? Ateş yağıyor ya, ateş. Kim yaktırıyor? Kim yaktırıyor? Ben mi git yaktırıyorum? Ben de yaktırıyorum. Bakın ben size bir şey diyeyim. Şu anda Suriye sınırında PKK'ya vuruyorlar değil mi? Birileri çıktı ne dedi biliyor musun? Vurma dedi teröristlere vurma.
Nasıl vurma ya? Bırak seni onları. Onları... Nasıl bırakayım? Nasıl bırakayım? Politika ya. Bırak. Ben politika değil. Bırakın bu işi. Pekala. Pekala. İnsan Allah'tan korkar. Kuldan utanır be. Tamam. Kimse demiyor ki onlar yerinden kalsın. Amanında Türk kanı olan, iman olan, vicdan olan, hasiyet olan. Nasıl diyor ki teröristlere vurmayın ya? Tamam. Amcam ver elini amcam. Nasıl diyor ya? Tamam amcam. Ver elini amcam. Hem Elazığlı olacağım. Hem milliyetçi olacağım. Hem de teröristlere destek vereceğim. Öyle mi? Sakin olalım. Öyle mi? Sakin ol, sakin ol. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun şu ülkeye. Sevgili izleyenler, Söz Milleti programında bugün sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Suriyeliler gitmeli mi yoksa gitmemeli mi? Gitmeliyse eğer ne zaman gitmeli, güvenli bölge ne zaman oluşturulacak? Sorusunu vatandaşlarımıza yönelttik. Cevaplar televizyon karşısında, Akit TV karşısında verildi. İki karşı düşünce de vardı. Gitmeli diyen vardı, gitmemeli diyen vardı ve düşüncelerini söylediler. Sizler de izlediniz, ben de izledim. Hep birlikte cevaplar bu şekildeydi. Söz Milleti programı haftanın her günü 12.30'a ve 18.30'a Akit TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hayırlı günler.